Dolayısıyla bunu yapabilmeliyiz biz. Ee, başarımızın aslında gerçek formülü de bu. Başarıyı bir yere koyup onu değersizleştirmeden hedefi oradan devam edebilmek. Ee, ben bu konularda da yani dile getirmek istedim bunun e, çok doğru bir davranış olmadığını da söyleyerek eklemek istiyorum. E, neticede bu ligin birinci sırasında bitiren Galatasaray bu sezon Türkiye'nin gerçek şampiyonudur. E, ama bu sezon başarılı olan takımlar. Galatasaray'dır, Fenerbahçe'dir, Trabzonspor'dur, Başakşehir'dir, ee, Beşiktaş'tır, kupayı almıştır, İlk kez ilk beşte bitiren Kasımpaşa'dır. Yani bunları konuşmak lazım. Başarı sadece bir kısıtlı kalırsa o zaman e düşünün bu ligin... Yani hocam Premierlik'te Arsenal'ı başarısız demek gibi bir şey oluyor. Arsene Wenger dünyanın en başarısız hocası Türkiye'de. <laughs> 23 küsur yılda bir ya da iki şampiyonluğu var. Bir tane FA kapı var falan filan. E yani bu olur mu yani? O zaman başarının daha önceki programlarda da söyledim... başarının başka ad, ad, isimleri olabilir. Bu birincidir, evet. Türkiye liginin e, birincisi şampiyonu Galatasaraydır. Bu, bunu koyacaksınız. Sonra biz de başarılıyız. E, 99 puan topladık, e, işte kupa aldık. E, şimdi öyle bir şey durum ki biz Galatasaray'ı yendik, gerçek şampiyon biziz. E, Trabzon'da Fenerbahçe'yi yendi, gerçek şampiyon Trabzon. Hatay Galatasaray'ı yendi, gerçek şampiyon. Yani bu bunun sonu var mı Allah aşkına? Yani bunlar çok. E, Abes'le iştigal derler eski ben, büyüklerimiz yani. Şimdi Fenerbahçe gitti Galatasaray'ı orada yendi. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesi gayet normal bir şey. Yenebilir. Galatasaray'ın da Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmesi normal. E. Gayet normal. Yani şimdi bunlar büyük takımlar. Bir büyük takım bir büyük takımı sahasında yendi. Olabilir. Yani o. olabilecek şeydi zaten. Ben bekliyordum da açıkçası yani Fenerbahçe'nin bir galibiyetini. Olası ihtimaller arasında yüksek görüyordum. Oldu da. Evet Doğru. Yani bakıldığı zaman maalesef ki ülkemizde işte Fenerbahçeliler şöyle düşünceleri vardı Belki bu sene için söylemiyorum bu seneyi ayrı tutuyorum Yani Fenerbahçeliler çok şampiyon olmak istediler Ama daha önce biz Fenerbahçe, Fenerbahçe olarak Galatasaray'ı yenelim şampiyon olmayalım Öyle bir düşünce vardı çoğu arkadaşımda ya kendi arkadaşlarımda da vardı Ama yanlış öyle olmaması lazım işte doğru laf Mourinho'nun dediği. Yani sadece galibiyetlere bakmaz iş. Bir sonuca bakacaksın. Büyük takım büyük camia bir kupa alacaktır elbet. Yani e, o yüzden buna odaklandığın takdirde zaten e, sonuçta rahatlıkla geliyor. Galatasaray son dön dönemece girildiği zaman bu süreci çok çok iyi yönetebilen bir camia. Camia diyorum bakın kulüp veya takım demiyorum. Camia. Bu işi biliyorlar. Yıllardır biliyorlar nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Öyle ya da böyle yapıyorlar yani e, sonunu getiriyorlar. Ama şimdi... siz de buna bir reaksiyon karşılık vermeniz lazım yani kulüp olarak bu sene Fenerbahçe e, seneye 5 yaş olur Trabzon olur yani e, yarışmayı iyi bilmeniz lazım. A e, tamam şimdi e, Fenerbahçeliler dert yanıyor İşte hakem hataları hep Galatasaray'ın lehine yapıldı şeklinde. İşte diğer kulüpler öyle hep Galatasaray'a mı olur diye. Yıllardır böyle gidiyor geliyor. Evet baktığımız zaman hatalar oldu doğru. Galatasaray'ın lehine de oldu. Aleyhine de oldu. Yani Fenerbahçe'nin de lehine yapılmış birçok ya hata baba, var. Her takım çıkarsa kendi lehine ya da aleyhine yapılacak en az 15-20-30 pozisyon çıkar. Yani. Çıkar. Yani çıkacaktır da. Yani ben açık konuşayım. Evet zaman zaman bir taraftar gözüyle baktığım zaman ben de ya sanki böyle işte Galatasaray'ın lehine yapılıyormuş gibi fazla yapılıyormuş gibi düşündüğüm oldu. Bak düşündüğüm oldu taraftar gözüyle bakarsam. Ama siz de karşılığını vereceksiniz yani. Siz de daha fazla şimdi Fenerbahçe gitti Sivas Spor'a puan verdi. Gitti evinde Samsun Spor'a puan verdi. Gitti Alanya puan verdi. Yani bunları da vermeyeceksin. Bunları Galatasaray mı yaptıttırdı? Bunları da vermeyeceksin arkadaş. Kazanacaksın yani. Şampiyon olmak istiyorsun. içeride puan vermeyeceksin. O yüzden de e, bakıldığı zaman Zaten da... Zaten o maçlardan bir ya da ikisinden galibiyet gelsin. Şu an Fenerbahçe'nin çok büyük rekorlarından bahsediyoruz. Tabii Fenerbahçe şampiyon olacak. Yani biraz da kendi, kendi evinizin önüne bakacaksınız. Yani kimse kusura bakmasın. Evet hatalar oluyor. Ya Mesela e, zaman bir, bir Beşiktaş Galatasaray maçında Galatasaray'ın lehine hatalar ee, ...önemli hatalar yapıldı... ...bak söylüyorum... ...Cenk'in bir verilmeyen bir penaltısı var... ...işte e, Toraria'nın... ...aldatıcı hareketleri var... ...kart bile görmedi... ...hakem oyunu çok kesti mesela... ...zaman zaman 5 yaş hata çıkarken kesti... ...yapıldı, yapıldı tamam... ...yapıldı... ...evet topladığın zaman belki şimdi buradan ben puan olarak... ...işte şöyle Galatasaray şöyle olurdu falan... ...demek istemiyorum ama... E, ...siz de Fenerbahçe olarak... ...rakibi Galatasaray'ın Fenerbahçe ise karşılığını vereceksiniz arkadaş. Yani saçma sapan hatalarla puan vermeyeceksiniz. Şimdi e, Hocam size döneceğim. Dönmeden isterseniz biraz kutlama görüntülerini ay, de ay. getirelim ekranlara. Dünden bu yana elbette e, çok ciddi kutlamalar var hem e, yurt içinde hem yurt dışında. Bir de tabii futbolcuların Florya'daki kutlamalarına bir göz atalım. Gece geç saatlerde İstanbul'a geldi Galatasaray <laughs> takımı ve soluğu Florya Metin Oktay tesislerinde aldı. Taraftarlarla bir araya geldi. Geçen seneki gibi e, yine şampiyonluk doyasıya kutlandı. O görüntüleri bir getirelim ekrana arkadaşlarımızdan. Rica edelim sonra devam edelim Geçen yılda öyleydi bu yılda şampiyonluk kutlamalarında baş rolde evet. yine Icardi'yi görüyoruz hocam. Şimdi Icardi için de enteresan bir sezon oldu. Biraz bireysel performansları da konuşacak olursak Icardi'nin de bir suskun kaldığı zamanlar oldu. E, ağrılarla oynayıp e, gol atamadığı bir dönemden e, bahsettik ve yine sonunda da e, finişi iyi yaptığı Icardi'de evet. bireysel performanslarda keza Burada Mertens'in e, vites yükseltmesine bir parantez açmak lazım. Muslera'nın her sezon olduğu gibi yine damga vurduğu evet. bir sezonu izledik ve e, belki uzun uzun Barış Alper'i de konuşuruz. Evet. Ya e, birçok oyuncu için e, gerçekten çok fazla hikaye anlatabiliriz evet. burada. Ama ben e, Hacı'den sonra e, Mertens kadar <laughs> lider ama e, Okan hocanın liderliği gibi cana yakın, güler yüzlü, samimi, doğal bir lider. Çok kez sahada canlı seyrettim. O takımla ilgili ilişkilerini işte Icardi'nin en formlu zamanı Icardi'ye yön verip şuraya bas falan diyebilen ve Icardi'nin bunu uyguladığı bir adamdan bahsediyoruz Mertens'ten. Barış bu sezonun şüphesiz en çok gelişim gösteren oyuncusu bence. Bunu kabul edilebilir. Bir gün Okan Hoca ile bir sohbetimizde onu dedim. Hocam bütün bahçede oynattın Barış'ı dedim. Sağ bek, sağ açık, santrofor, sol açık, sol bek. Bir tek e, merkezde oynamadı yani. Ama e, zaman içerisinde buralarda görev yapmayı kabul etti bir kere önce Barış. Bunu e, şu an rahatlıkla söyleyebilirim. Yani sol beke ihtiyacımız vardı. Barış'a söyledik. Oynamam diyebilirdi. O sahada olmayı tercih etti. Biz de onu gördük. Böyle bu hikaye başladı. Evet. Bu önemliydi. İkardi sezonun genelinde Fiziksel performans olarak bence de e, sakatlık sebebiyle e, çok kez oyundan çıkarmadığı için belki Okan Hoca'nın eleştiri aldığı bir oyuncu oldu ama... ...öncelikle takım arkadaşlarının e, onun bu zaafını, eksikliğini gidermek için savaşmayı kabul etmesi bile çok önemli bir olay. E, şampiyonluk e, röportajında Mustarra'nın ilk ağzını aldığı oyuncunun ismi Mauro, tebrik ederim gol kralı oldu diye ve çok da güzel bir Türkçe'li bu arada.